Evet, şimdi Küçük Esenciye bir gidiyorsunuz. Açtık. Tedarik köprüsünden çıktık. Adapazarı ilçelerine. Çok köylerinden sökekler, budaklar gördük. Pek çok bir silah fazla gördük. Adapazarı köylerinden bir yerde gidiyor. Yok. Erenler köylerinden Küçük Esenciye. Şu anda 2.8 km düştü, 4 dakika. Bu araba hızıyla başlıyor. Çalışacak. Evet, bugün köylerde farklı bir konuşacak. Sağlı solu mısırların arasından geliyor. Ama Küçük Esenciye biz dudaklardan geliyoruz. Farklı bir yoldan. Sakarya Parkı'ndan Düzce yoluna geliyoruz. Giderken mecburen Sakarya Parkı'na gideceğiz. Zaten 3 km kaldı, çok da tempomuz kötü değil. Saatte 37 km hızlı. Çağırdığımızın da yeteriz. Burası Bu yazı da meşhur galiba. Çok güzel yazı. Bu yazı da
tarihte manavlar da yazıyor. Mısırları biraz anlatabilir misin? Kaç kilometredir mısır gelmiş? Çok verimli oluyor değil mi? Mısır yazıyor. Çok mısır çıkıyordu orada. Silah falan. Komutanın içi etmişler yazmayınca. %5'te pazar cihazları çalışıyor. Bu arada 550 metre gelmişiz de sen küçük esence. Şimdi her an nerede? Büyük esence de sağda yok. Orada Hasan Bey büyük esence, evet. Şimdi ama buradan Sakarya hangisine gideceğiz ona bakmak lazım. Evet, şu an tamam. 450 metre. Sonra buralarda bir okul var ama. Şimdi rota Sakarya olmalı. Büyükesence nerede bilmiyorum. Küçükesence'den gidiliyor da Büyükesence nerede? Ha şura. Oradan da gidilir. Buradan da gidilir. Hangisinden gidelim? Büyükesence'den sonra ne var? Bekirpaşa orada mı? Direkt ana yola çıkıyoruz. Düz yolundan gidiyor. Fark etmez şimdi. Ama sanki fark etmez yani. Şimdi nereden istiyorsan oradan gidebilirsin. Büyükesence biraz daha yakın yerden ana yola çıkacak. Sakarya yapar o zaman. Yani Büyükesence tabi. Ana yolu önce atacak, ana yolda devam edeceğiz yolunda. Yok, önce Küçükesence ana yola çıkıyor, o ileriden çıkıyor ama Büyükesence. Daha ileride. Sakarya Park'a daha yakın yerden çıkıyor. Güneybatı yönünde ilerleyin. 10 kilometre yol var o, Sakarya Park'a. Hangisine? Bu hangi küçükten? Büyükten gidiyor herhalde. Küçükten gidiyor. Küçükten 10 kilometre. Evet, Küçükesence'den. Bu yolu bizi Küçükesence'den götürüyor. Küçükesence'den gidiyoruz 10 kilometre. 2010 yılında Büyükesence'yi tayin isterken birinci sıradaydı. Sakarya çok şey. Milli Devlet için sıradaydı. Küçükesence de var mı? 400 metre sonra İyi, sağa dönün. İyi, geçen geçip bak şuraya yüksek var. Tamam. Ters oldu.
hiç yağmur oldu. Yani oranın da çok böyle farklı bir dokusundan kalmıyor. Bir geçerse. Sadece cami ve okul binası değişik. Şimdi Sakarya Park rotası var. İleride bir şey yaklaşık köyü. Hasan Bey köyü. Evet, sağa döndü değil mi? Şurada Hasan Bey. Cami de var orada. Buradan mı dönecektik? Bakmamız lazım. Hasan Bey'de sağa döndü de. Evet, dönecekmiş. Evet, şimdi ileride okul falan. Orada mıydı, ileride miydi okul? Muhtemelen, evet. Gerek yok. Bakalım mı, görelim, döneriz. Az bir gidelim. Siyah binaya gidelim. Oradan belli olur. Rotadan çıktık diyor. Tamam, çıktık. Şimdi gösteremiyor, arıyor. Rotadan çıkınca arıyor. Kuş keserli mahalle muhtarlığı. 500 metre sonra sağa dönün. Evet, şimdi kahvesini buldu. Muhtarlığı buldu. Okulu bir şey indik, aramayalım o zaman. 500 metre sonra sağa mı doğru? Yeni rota çizdi. Kaç kilometre? 10 kilometre. Evet, okulu aramaya gerek yok. Bulamaz. Şimdi okulda da işimiz yok, sadece görelim. Görelim mi? Hafif sola yönelin, ardından sola dönün. Arkadakiler de bakıyor, bir şey mi oluyor? Sola dönün. Köy yerinde öyle olur zaten. Ben de tabii. Dökmen çekilmiş. Araba gelsin. Evet, küçük Esenci'ye bu kadar. Muhtarlığı gördük. Büyük Esenci'den mi gitseydik bile... 600 metre sonra sola dönün. Bu muhtemelen bu cami küçük Esenci camisi. Evet, küçük Esenci köyünde küçük. Her an okulda çıkıyordu burada. Küçük bir köy. Cami burada çıkıyor. Okulda çıkıyor. Şuraya bir bina yapıyor, her yapıyor. İki katlı bir şey yapıyor. Binayı da değişik yapmışlar ya. Stola mola vermemişler. Bina çıkmış ortaya. Çatı yavaş. Sonra... Nasıl yapmış ben anlamadım. Sonra çatı en son burada. Değişik bir bina. Sonra... Şuradan çıktı. Oğuklar var. Çaybaşı Yeniköy'e gideriz. Şimdi Büyük Esenci'de mi gitseydik? Keşke diye düşündüm ya. Burada daha mı iyiydi acaba? Merak ettim. Evet. Hasan Bey köyüne doğru gidiyoruz. Biz buradan geldik zaten. Orada bir okul var ama
Yok okul acaba. Bilmiyorum. 600 metre sonra sağa dönün. 9.5 kilometre sonra. Şuradan okul görürüz. Rengar'da. Haa o da bir okul var işte. Ama ne okul? Şimdi o okulun ismi önemli. Belki bir belki büyüseniz. O taraftan geliyordu. Birleşti belki. Evet. Yol kavuştu. Burada büyük bir fabrika da var aslında. Şu yolu güzelleşti şimdi. Biraz şehre yaklaştık sanki. Tamam, büyük arabalar gezmeye başladık değil mi? Aynen. Burada bir futbol sahası. Oo, yolu kalkmışlar. Azıcık kalmış. Nasıl olmuş bu? Gösterebiliriz yoluna. Yani yolun altyapı aldılar desem çok güzelmişti. Altyapıya benzemiyor. Şurayı da kalmışlar. İleriyle kalmışlar. Oradan. Altyapı bir şey yapmışlar ama. Yani şimdi burası biraz yavaş. Bileyim mi? Okul bölgesi 30 metre, yani 30 kilometre hızla gidin. İşareti. Akşam Settin ilkokulu ve ortaokulu. Tamam işte aynı istediğin okulu var. 300 metre sonra. Akşam Settin okulu burası. Kuzey yönünde ilerleyin. İlkokul, ortaokul. Akşam Settin ama küçük Esenci Akşam Settin. 300 metre sonra. Bu herhalde değil mi? Küçük Esenci Akşam Settin. Evet. Şöyle bir bakalım. Fena değil. Ama burada motor girer mi? Giremeyiz herhalde. Gerek dışından güzel bir okul var. Bayağı bakım yapmışlar değil mi? Rengarenk boyamışlar falan. Şehir okulu gibi sanki. Ya okul güzel yapmışlar. Kaç renk var? Bayağı renk var. Arka sırtından bakalım bari buna. Başka sırası. Boş arası. Arkayı da rengarenk yaptılar mı acaba? Yapmışlar. Yok arkayı yapmamış. O tarafta da bahçesi var. Oo, bahçesi bayağı büyük ama değil mi? Ta sona kadar gidiyor. Ağaçların sonuna kadar bahçe evet, gidiyor. Evet. Bayağı güzelmiş. Şeyi bile var. Güneş enerjisi var içinde. Meteoroloji istasyonu gibi bir şey var kurmuşlar. Evet. Parkı var. Çocuk parkı falan. Bayağı iyi bakım yapmışlar. Evet. Okul müdürüne fark ediyor. Güzel olmuş. Çalışan bir müdür gelmiş, yapmış, gitmiş. Belki hala burada, belki gitmiştir. Gitse de eseri kalıyor. Gelen adam rahat ediyor bu arada. Hazır oldu. Onun da bir şeyler yapmasında fayda var. Gelen de taş üstüne taş koymuş. Gelen de bir şeyler yapacak bir şeyler var. O da bir şey yaparsa. Okulda... Gelen için çalışmak istiyorsa iyi bir şey. Çoğu yapılmış zaten az bir şey kaldı. O da proje yönetecek bir şeyler yapacak. Sağ dönün. 8.7 kilometre sonra. Önemli işleri daha önce bilir yaptıysa sonraki bilire çok iş kalmaz. Onu da yapar zaten yapmak istiyorsa zaten. Onun için de iyi bir şey. Burada da ne varmış? Kovan San Ağaç'ı. Hı-hı. Nereden gidiyorduk? Evet şimdi... Sağ mı dedi? Hasan Bey'e gideceğiz. Yo. Sağ diyor. Hasan Bey'e gitmeyeceğiz. He tamam. Evet Hasan Bey yol üstünde değil o zaman. Değil değil. Ama aradığımız okulu bulduk. Okul nasıldı mesela? Biraz okulu anlatalım bahçesini. Yani, okul gerçekten harika ya. Şehirde pek çok okulu diye bulamayız. Dış görünümü, içindeki altyapı, basket sahası. Bahçesi çok çocuk büyük. Çocuk oyunu alalım. Yani şehir okulu kalitesinde. Bir de ağaçlar dikmişler. Evet. Gölgelik alanları mevcut. Çok büyük bir bahçesi var. Başka neyi var? Yani gördüğünüz kadarıyla. Gördüğümüz. Basket sahasında gördük. Bayağı iyi değil mi? Rengarenk boyasında gördük. Güzel zaten bir gün. Zaten bizim görmek istediğimiz bu okuldu. Okulu da görmüş olduk aslında. Okulu görünce o zaman Büyük Esenci'yi şimdi aramamış olduk. Gerek kalmadı. Çünkü şu yolun inişi de güzel. Ama buradaki evler de artık kaliteli evler başladı şimdi. Fabrikalar, kaliteli evler. Şimdi buralar da bayağı bir havadar yere geldi. Şimdi Erenler'in havası burada belli oldu. Sanki Küçük Esenci'nin
köyün içinde biraz Adapazarı dokusu yakaladı. Herhalde dokusu burada başladı. Küçük mesajı akşam zaten. Uygun bir yere yapmışlar. O küçük esence akşam setini bulur. Ama eğer yanılıyorsak. Belki de bir beşte kadar. Sanırım ya. Haritadan bakalım hepsini ben de bakacağım. Bu değil, burada seralar var. Haritadan bakılır, unutulur diye evde bakılır sonra. Siz de isterseniz geldiğim nokta gerçekten güzel bir köy gezisi. İsteyen bu rotayı kullanır. Rekare köprüsünün başı çökekler. Buradan köy üzerinde. Küçük Esence'ye, Küçük Esence okuluna. İşte Erenler Belediyesi'nin dediği yeni yollar bence bu. Evet, bu yeni yapılmış. 15 günde şu kadar yol döktük diyor. Şimdi bu bence değil mi? Var, asfalt yeni, sıcak. Boyaları da yeni yapılmış. Asfalt siyah, yeni asfalt. Beyaz olmuş. Demek ki bu yollar. Bunları da dökmüşler şimdi. 200 metre sonra sağa dönün. Erenler'in köyleri burada, burada. Şu an Düzce yoluna çıktık. Bolu Düzce yolu burası. Evet, tam çıkmadı. Çıktık, çıktık. Biraz sağa döneceğiz. Şimdi çıkıyor adam. Lan çıktık derken çıkacağız yani. Evet. Konuşuyoruz ya. Konuşma ünitesiye çıkacağız. Evet, şimdi... Sağa dönün. 7,5 kilometre sonra Sakarya var. Biz Düzce yoluna çıktık. Büyük Esenci'den de gelseydik bu yola atılacaktık. Kaç kilometre var ben de bilmiyorum. Ayrıca bu yoldan Bekirpaşa'ya atılacaktık. Bekirpaşa'nın kapalı spor salonu var. Oraya gitmiştik biz. Bir okul maçına. Oraya maçı 3 günde kalmıştık. Şimdi gördüğünce daha öncesinde hem de aktif kapı ters istikamette dönmemiz lazım. Dönmemiz için de bize çok fazla şimdi dönme fırsatı vermiyor yol. Dönmemiz için yoğun bir araba gürültüsü onun için sesler de muhtemelen gidiyor. Evet şu anda bir manada Esence'deki o sesli saatlikten sonra mesela şu yol
Bilgesel önceden gelseydik buradan geldik. Ha, Bilgesel önceden gelsek buradan gidecektik. Direkt dönüşe gelecekmişiz. Ama istediğimiz, görmek istediğimiz okulu göremezdik o zaman. Yani okuldan ziyade okuldan aşağısı yol da çok güzeldi. Yol da çok güzeldi. Yeşillikler falan. Şimdi Bilgesel'de Bekirpaşa nereden bilmiyorum tabii Bekirpaşa'dan. İleride solda. Daha mı ileride? Biz dönecektik. Garip harcaydı. Ben dönmeye çalışıyorum. Doğru. Şu anda 6 kilometre kalmış ama. Bilgisayarından gelsek. Sakarya Park'a daha yakın okuyun. Burada çay kaşığımız var. Bir de Bekirpaşa var. İşte tavuklar gibi köyler de var. Onlar da daha küçük köyler olduğu için. Böyle bazıları söyledik. Evet, şimdi fabrikalar. Devam edecek muhtemelen. Evet, bir deniz arkadır. Biz nereden açtık bu videoyu? Gözence yerine. Bakan çıkışından ilk yıllara 20 yıl dakikada motorla yaklaşık yani adım adım Sakarya, adım adım yakın köyler. Otoban da alınca 45 falan gidiyor da daha az gidiyor da yakın köyler. Evet, sıcak bir Eylül günü. Yaklaşık 21 yıldır bulunduğumuz Sakarya'da bu geçen gördük diye kurum nasıl oldu? Evet, Sakarya'da gitmediğimiz yerlere almaya devam ediyor.5 kilometremiz var. 30 dakika oldu, videoyu kapatalım, yüklenmede sıkıntı olmasın.